Mansur Yavaş olayına baktığımız zaman burada e, görüyoruz ki kendisiyle yarın saat 14'te bir canlı yayın yapacağız. E, o Ankara'da olacak. Skype üzerinden yapacağız. <laughs> Mansur Yavaş konusunda bugün Bahçeli'nin kalkıp onun istifa etmesi gerektiğini, hakkındaki suçlamalar nedeniyle istifa etmesi gerektiğini söylemesi de bence çok aydınlatıcı. Eğer Ankara'da MHP ile birleşmiş Adalet ve Kalkınma Partisi 25 yıldır kontrol ettiği Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni MHP kökenli ama CHP'den giren ve İyi Parti'nin de desteğine alan Mansur Yavaş'a kaybederse çok gerçekten çok ciddi bir sonuç olacak. Ve zaten apar topar yapılan bu soruşturma hazırlanan iddianame de Kaybetme ihtimalini bize çok ciddi bir şekilde gösteriyor. Yani eğer AKP ve MHP Ankara'da emin olsalardı böyle bir alelacele bir mahkeme yaratma, soruşturma yaratma gibi bir şeyin içerisine girmezlerdi. AKP sözcüsü Ömer Çelik her gün e, birer e, açıklama yapmazdı. Tabi burada açıklamalarda şöyle bir husus var. AKP sözcüsü bir açıklama yapıyor, bütün kanallar canlı veriyor. Mansur Yavaş cevap veren açıklama yapıyor, o kanalların hiçbirisi e, vermiyor. Galiba bir kanal vermiş. Sonra bugün yine Ömer Çelik bir açıklama daha yapıyor, Mansur Yavaş'a cevaben. Orada da bütün kanallar veriyor. Böyle bir adaletsizlik de gidiyor. Ama böyle bir adaletsizlik de gidiyor olması Mansur Yavaş'ın, kazanma ihtimalini görüldüğü kadarıyla azaltmıyor. Bu bana 25 yıl önceki medya gücüyle merkez partilerin Refah Partisi'nin önünü kesebilecekleri ne düşündükleri günleri hatırlatıyor. Orada bütün medya gücüne rağmen tam bir fiyasko yaşamışlardı. Şimdi bir benzeri 25 yıl sonra pekala olabilir. Demin Devlet Bahçeli dedik. Yine Devlet Bahçeli ile bitirelim. Devlet Bey bugün yine arada sırada yaptığı ilginç çıkışlardan birisini yapmış ve beka meselesinde üç parti liderinin adlarının beşer harften oluştuğunu söylemiş. Yani Kemal, Meral ve Temel. Benim de hem adım hem soyadım beş harfli. Ben de dolayısıyla bir beka sorunuyum ama maalesef elimizden başka bir şey gelmiyor. Bu işi yapmak zorundayız. E, yaptığımız yayınlar nedeniyle ülkenin ve devletin bekasına tehdit geldiğini sanmıyorum ama yine de beş harfli olmanın beş harfli olmayı olduğumu tekrar hatırlatmakta yarar var diyelim.